Kankim sakin ol, bir şey yok. Böyle rüzgar gelecek, uyduruklarını saçma sapan fotoğraflar çekecek, yüzün falan gözükmeyecek zaten. Soruları cevaplamana da gerek yok, yani bir şey anlatmana gerek yok. Ben kendi kendime soracağım, kendi kendime cevaplayacağım zaten. Kanka inşallah dediğin gibi kolay olur bak. Eminsin değil mi? Kesin gelmiyor Bora Bey. Yani yok, Bora Bey falan yok değil mi? Kız Bora Bey niye gelsin? Ne işi var burada? Saçmalama. Ay geliyor tipini sevdiğim. Bak sen şunlara ya. Burada kim varmış böyle? Beyaz evlilik yapan arkadaşın Selin değil mi bu? Ama bu düpedüz dolandırıcılık gerçekten. Aa, dolandırıcılık mı? Estağfurullah Rüzgar Bey, dolandırıcılık deyince sizin elinize su dökemeyiz. Düz, o sizin işiniz. Ha, işte benim kızım çak. Bana bak, kendini dünyanın en yakışıklı adamı sanan Daniel. Bu kızın 3 yıl boyunca iliğini kemiğini kurutup hayallerinin önünde duvar oldun. Daha fazla olma artık, tamam mı? 2 fotoğraf çektirip gideceksin. Fotoğrafını çektir git kardeşim. Anladın? Ayrıca bunları Bora Bey'e söylemeyeceğini, yani söyleyemeyeceğini biliyoruz. O yüzden çok şey yapma, takıl şuralarda gözüme gözükme hadi. Bora Bey! Ne? Bora Bey kızım ne diyorsun? Çabuk beni öldür. Tamam kızım. Allah'ım. Ata ne yapacağız? Bir şey bulman lazım. Bir ne şey yapacağız? Bul. Ne yapacağız? Ada. Ne demek bu? Size bahsettiğim röportaj yapacağım arkadaşım Kader. Bu nasıl İstanbul ya? Park yeri yok. Hiçbir yerde park yeri yok. 2 saattir onun park yeri arıyorum. Bulamadın mı? Yok buldum şimdi bıraktım. Yolun ortasına bıraktım geldim öyle. Bu ne? Niye böyle bir insan var burada? Ben de onu sordum şimdi adaya. Neden? Kader Hanım, bizi kırmadığınız için teşekkür ederim. Bora Bey, Ali Bey, ben size söylemedim. Kader doğuştan sağır. O yüzden de konuşamıyor. Ha, öyle mi? Ben çok özür dilerim Kader Hanım. Sana nasıl yapacağız peki böyle? Ben işaretleri biliyorum. Öyle mi? Evet. Nereden biliyorsun sen işaretlerini? Okul zamanını öğrenmek istemiştim de böyle bir merak sarmıştı beni. Peki bu torba kalacak mı hep? Şey diyor. Ne diyor? Yüzüm gözüksün istemiyorum, kalsın diyor. Çıkarmak istemiyorum. Çıkar mısın Bora Bey? Zor durumda bırakmayalım şimdi. Peki. Ne diyor? Bir şey diyor. Ha? Ne diyor? Bir şey anlatıyor, bir şey diyor. Fazla zamanım yok. Hemen sorulara geçelim diyor. Ha, tamam. Tamam, geçelim. Kader Hanım. Şöyle yapalım o zaman, size anlatın. Ne zaman evlendiniz? Evlilik süreci nasıldı? Siz dinliyoruz. Yani izliyoruz. Evlilik nasıldı? Ha? İyi miydi? Boğulmuş. Boğucu bir evlilikmiş. O çok fırtınalı ve boğucu bir evlilik geçirmiş. Öyle. Peki, tamam. Ne kadar sürmüş peki? Sorar mısın? Kaç yıl evli kaldınız? Ha. 2 yıl. 2 yıl evli kalmışlar. 2 yıl dedi. Böyle yaptı, ben anladım. Peki. O bir şey Rüzgar'a böyle, ya ne dedi Rüzgar'a dedi çünkü. Evet ben de gördüm, bir şey dedi. Dedi ki sağ profilim iyi değil, gel dedi önümden çek dedi. Çekerken çekme şeyi yaptı değil mi? Kader Hanım yani duymuyor şimdi şey olacak da zaten kafanızda torba poşet olduğu için profil fark etmiyor, görünmüyorsunuz. Bilmiyor mu acaba? Ali ama şimdi onu boş verin de ben sanki daha uzun konuşuyor gibi ya daha uzun bir şey anlatıyormuş gibi geldi bana Ada. Tam tamına bunu söyledi. Yok kuzen haklısın, sanki böyle bir Rüzgar Bey'e saydı sövdü gibi geldi bana çünkü vücut dilinden anladım ben. Siz de başıma işaret dili uzmanı oldunuz, o zaman ben kalkayım siz devam edin lütfen buyurun. Ada bana bakar mısın, oturur musun şuraya? Tamam oturayım. Ben bana ihtiyaç yoksa ben gideyim kuzen. Peki hadi git, tamam git. Tamam ben. Kader Hanım. Memnun oldum. Gözleri bir tanıdık geliyor Kader Hanım'la ama. Ali.
Hadi. Belki de benim kaderim. Değil mi? Hani. Şakayla çıkayım dedim ya. Evet, biz devam edelim. Devam edelim biz. Şey, titreşimi hissediyor. Masa titredi, böyle oldu, ben hissettim. Onu ben de anladım da, nasıl konuşuyor? Görüntülü. Görüntülü konuşuyor. Çok makul. Evet. O zaman cevap verme, sonra ararsın. Şey dedi. Hı, ne dedi? Yaşadıklarından çok yorulmuş, çok üzülmüş. Bırakıp gidesi varmış buraları. Ama sevdiklerimi bırakıp gidemedim dedi. Kalıyorum ben burada dedi. Seviyorum onları dedi, gidemiyorum dedi. Çok, gerçekten çok anlaşılır. Kader Hanım, peki nasıl tanıştınız? Yani sorar mısın adam? Söyleyeyim. Nasıl tanıştınız? Bu ne demek? Şey dedi. Ada benim her şeyimi biliyor, sen anlat kızım dedi. Tamam, hadi. Anlat o zaman Ada. Anlat bakalım, seni dinliyorum. Bora Bey. Hı. Kader bu adamla okulda tanıştı. Hani siz diyorsunuz ya, aşk kadınlara inandığı bir masal diye. Evet, doğru. Diyorum. Biz kadınların inandığı bir masal aşk. İnanmayı seçtiğimiz bir masal. Kader de inandı. Yani kader de senin gibi inancından mı yaralanmış? Hep öyle olmaz mı? Peki sizin inanmayışınız da ya aldığınız yaradan ya da yaralanma korkusundan değil midir? Konu kader değil miydi Ada? Evet. Evet, konumuz kader. Çok inandı kader. Kendini paraladı. Okulunu bitirsin, istediği ideal olan işi yapsın diye çok uğraştı. İşte biz kadınlar Alaaddin'in sihirli lambasına benzeriz. Alaaddin'in sihirli lambası mı? Evet. Böyle iki kere saçımızı okşayınca lambanın içinden çıkarız. Dile benden ne dilersin deriz hemen. Oysa dağ delen, ejderhayı öldüren, kaftanın ardındaki elmayı getiren siz değil misiniz? Sizsiniz. Biz ne yapıyoruz? Biz ya kuleden saç uzatıyoruz ya da camdan bir tabutta öpülmeye bekliyoruz. Neden? Neden? Çünkü o masalları da siz yazdınız. Siz anlattınız. Biz inanalım diye. Aşk kendi seçer.